kahvaltın yine hazır. Baba be, şu ekmekler de bir gün yanmasa ha? Bok herif! Kahvaltıyı bir gün sen hazırla da, ekmeği yakma görelim. Ne dersin, sözleşmeyi imzalayabilecek misiniz? Bugün toplantımız var, bakalım. Vay son Ahmet abi. Nedir son olan Hasan? 15 kilo et parasına çalışmaya son. Ne o, ayrılıyor musun? Ne ayrılması, ücretler artıyor. Toplu sözleşme daha bitmedi ki. Bugünlerde bitecek. Nasıl olsa patron istediklerimizi kabul edecektir. Etmek zorunda baba. Ya etmezse? O zaman greve gideriz. Olur mu İsmail? Hadi ince greve gidilir mi? Çoluk çocuğumuz aç bir ilaç ortada kalır. Çoluk çocuğumuz şimdi de fazla doymuyor Ahmet abi. Olsun. Yine de hiç yoktan iyidir. Grev bir sürü bela getirir. Siz yine anlaşma yolunu seçin. Vallahi çocuklar, hani diyorum bazen kendim çıkayım Şakir Bey'e durumu anlatayım. Boşuna zahmet edersin Ahmet baba. Koskoca sendikayı dinlemiyor patron. Seni mi dinleyecek? İyi adamsın Ahmet abi, seni severiz. Ama bir şey söylemek istiyorsan, gel sendikaya beraber söyleyelim. Sizle de konuşulmaz ki. Ben yine de Şakir Bey'le konuşmanın iyi olacağı kanaatindeyim. 23 senelik memuruyum. Sen bilirsin Ahmet baba. İstersen bir dene, kendin görürsün. Evet evet, bir denemeli. Şu 77 Alfa Romeo baba, özel yapı. Bu BMW yarış tipi. En pahalısı da bu zaten. Kaç para? 680 bin, gümrüğü hariç. Gümrüğü boş ver. Dostlarımız var. Bir yolunu bulurlar. Karar ver de işi bitirelim. Öyleyse bu olsun baba. Komisyoncuyu gönder. Tamam baba. Gel. Meşgulseniz sonra rahatsız edeyim. Ne vardı? Konuşacaktım beyefendi, işçiler hakkında. Ne istiyorlar gene? İşçiler efendim, toplu sözleşme isteklerinde ısrar ediyorlar. Aksi halde greve gideceklermiş. Sen de bayraktarlığını yaparsın. Haşa beyefendi, ben sizi üzmesinler diye aracılık yapmaya çalışıyorum. Ahmet efendi, yılanın başı senin oğlun. O malum sendikada çalışmıyor mu? Ne? Görüyorsun işte. Ben her şeyi biliyorum. Oğluna sahip çıkacaksın. Azdırmasınlar işçilerimi. Konuşurum beyefendi. Sen bilirsin.
Yoksa 23 senelik emeğini harcarım. Bir kulp takarım sana, hava alırsın. Hemen git konuş oğlumla. Emredersiniz efendim. Dur biraz. Buyurun efendim. Kasadan 680 bin liralık çıkış yap, masrafa geçir. Bir servis arabası alıyorum. Tamam mı? Tamam efendim, emredersiniz. Bir insan nankör olmasın. Oğlunun kursağında hala benim ekmeğim var Ahmet efendi. Ben olmasam bir şey değişmez dedi. Sendika var beyefendinin karşısında dedi. Yani açıkçası tehdit etti öyle mi? Rica ederim, haddine mi düşmüş? Siz üzülmeyin. Ben işçileri de oğlumu da ikna edeceğim. Sen bir bok yapamazsın. Oğluna söz geçiremeyene ben baba da demem, adam da. İşte o kadar. Eyvallah. Eyvallah. Etimiz bitti. Et bitti dedik. Etimiz bitti. Boşuna beklemeyin. Dağılın beyler, dağılın. Bitti et. Dağılın kardeşim, bitti. Bugün tam sıram geldi, et bitti. Herkese yetecek kadar et bulunmaz baba. Çok değil. Bir ay ete boykot yapsa şu millet, gör bak ne olur. Adresine gönderirler de eti. Eyvah, bugün 12 Mart. Hayrola baba, 12'sinde ödenecek bonon filan mı var? Yok be evlat, bizim Kemal'le buluşacaktık. Asker arkadaşımdır. Senelerdir görmemiştim. Hazırlan öyleyse baba, ben de senin pantolonunu filan ütülerim. Baba be, bu Kemal abi ne iş yapıyor? Önemli iş adamlarımızdan oğlum. Bir iki kat elbise lazım sana baba. Alırız oğlum. Acele et biraz baba. Bakarsın sıran gelir, elbise de biter. Ulan ergele, ikide bir laf sokuşturma. Hah, Kemal geldi işte. Merhaba onbaşım. Merhaba çavuşum. Buyur.
Geç kalırsam merak etme. Kal baba. 40 yılın başında gönlünce eğlen. Sesini sormadın. Nasıl yani? Pek iç geçirdin de. Sesini sormadın. Nasıl yani? Pek iç geçirdin de. Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Bizi mahcup ediyorsun. Bu kadar da lüzum yoktu. Boş ver. Kazanıyorum. Harcıyorum. Boş ver. Hem de çok kazanıyorum. Su gibi akıyor. Her yoldan. Nasıl diye sormazsın değil mi? Su gibi akıyor. Ayıplama sakın. Çocukluğumuzu biliyorsun. Katibi de. Açlıktan çok korktum. Çocukluğumuzu biliyorsun. Katip kalemiyle savaşa devam etti. Katibi de. Ben silahımla. O açlıktan öldü. Bense para içinde yüzüyorum. Ya sen ne yaptın yazacağını? Ben silahım. Çok şükür geçiniyoruz işte. Param falan yok. Bense para için büyüdüm. Koç gibi bir oğlum var. İşte o benim servetim. Benim de öyle. Okutmak istedim ergeliği ama okutamadım. İşte. Okumadım. Param falan yok. Uzak tuttum işlerimden kendimden. Hiçbir derdi yok. Anlayacağın orada burada ceviz sıkıyor. Benim de öyle. Okutmak hadi. İstedim ergeliği. Çocuklarımızın şerefine. Çocuklarımızın şerefine. Var mısın bilek güreşine ha? Eskisi gibi. Oo, bizden geçti artık arkadaşım. Anlarız şimdi. Hadi hadi. Hadi çavuşum. Hadi bakalım. Hadi çavuşum. Başla. Hadi çavuşum başla. Yemezler çavuşum. Şimdi senin yaptığına şike diyorlar. Zorlamıyorsun kendini. Apo, gel lan buraya. Gel dedim çabuk. Buyur abi. Arkadaşımla bilek güreşi yapacaksın. Kol dirsek kırmacasına. Estağfurullah abi. Senin arkadaşına... Konuşma lan dediğimi yap. Hadi çavuşum. Bastır bakalım. Ben de Mehtap. Nasılsın Kemal abi? Sağ ol yavrum. Arkadaşım Ahmet. Cabbar, bize viski gönder. Çok oldu Kemal, daha içecek miyiz? Peki ama şu karıları ne diye çanta gibi yanımızda taşıyoruz? Karılar ne işe yarar?
Niye geldik buraya? Şansımızı deneyelim. Yani ben yanıma para almadım. Ne demek bu? Benim param senindir. Oynamasam olmaz mı? Olmaz. Arkadaşı gör. Kumarda kazanan? Hı? Evet arkadaş, at bakalım zara. Bravo. Sarhoş falan değilim. Tabii değilsin baba, değilsin. Ben zaten ne kadar isem tutmaz. Tutmamış zaten, tutmamış. Ulan işletme beni. Bal gibi sarhoşum işte. Bekarlık sultanlık diye mi bok yemiş? Bir gecede dağıttım kendimi. Ama iyiydim ha. Söylesem inanmazsın. İnanırım baba. Şahidim var yanağında. Kırkımdan sonra azanı teneşir baklar oğlum. Bir daha tövbe. İyiydim ha. Sonra azdırdı beni deli Kemal. Ne günlerdi be. Almış yürümüş, zengin olmuş. Gel yanıma dedi, para falan düşünme. Gider miyim oğlum? Gitme. Gidemezsin baba. 23 seneni vermişsin. Emeklilik bütün umudun. Belki de en büyük tutkun. Gene laf sokuşturma. Bu kafayla hiçbir şey anlamam. Benim umudum da, tutkum da, her şeyim de sensin. Tamam mı? Tamam baba. Artık senin başını bağlamanın zamanı geldi. Ayşe bu eve gelin olacak bir kız. Yanlış mıyım? Anam da sigaranın külüne hep kızardı. Babanla konuştun mu? Biliyor galiba. Benimki de biliyor, konuştuk. Ne dedi? O sıska çirkin kızı nereden buldun dedi. Doğru söylemiş. Vakit bulabilsek de evlensek artık. Fena olmaz. Grev başlarsa başımızı kaşıyacak, vakit bulamayız. Başlayacak galiba, patron direniyor. Kananın kuyruğu yarın kopacak. Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir kere ve son kere belirteyim ki biz işçimizin hakkını herkesten çok veririz. Evet, belli oluyor. Evet. Biz işçisiyle, patronuyla kardeş bir aile gibi yaşamaktan yanayız. Oo. İş barışının bozulmasını ne işçilere ne de ülkeye hiçbir yarar sağlamayacağını hepimiz bilmeliyiz. Bize masal anlatmayınız beyler. Hem bunlar dedemizin, babamızın daha önce yüzlerce defa dinlediği bayat modası geçmiş masallar.
Esasa gelelim bayım. Kardeşlik mardeşlik iyi hoş da şurada aylardır toplu sözleşme masasındayız, bir arpa boyu yol alamadık. Başta ücret zammı olmak üzere tüm sosyal haklarımızdan ve kıdem tazminatından vazgeçmemizi istiyorsunuz. Arkasından da kardeşlik masalları okuyorsunuz burada. Biz hakkımızı istiyoruz ve alana kadar da direneceğiz. Meselenin bu masada halledilme olanak kalmamıştır. Greve gideceğiz. Bir dakika, burada anarşi çıkararak bir yere varamazsınız. Hak istemenin adı anarşi oldu demek ki. Biz anarşi çıkarmak istemiyoruz. Masal dinlemekten bıktık, bundan böyle de dinlemeyeceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ahmet Efendi! Yılanın başhekimmiş, gördün mü? Bağışlayayım beyefendi, ben oğlumla konuşurum. Ne bok yersen ye! Ama şunu bil ki, grevden vazgeçmezlerse ben onlardan vazgeçerim. Senden de Ahmet Efendi. Çarptı Ali'ye. Kırmızı bir Mustang Ahmet abi. Deli gibi sürüyordu abi. Çarpanları tespit edemedik. Yüzünüzden oldu. Bırakın onu. Benim o. Senin olduğu kadar bizim de. O bizim kardeşimiz. 23 senelik hayatım yetmedi baba. Oğlumu da almak istediler. Oğlum. Hayır, sen ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Haklısın baba. Bizler gerçek anlamda ölmeyiz. Artık kahvaltımı hazırlayamayacaksın baba. Hayır, hayır. Ali'ye çarpan araba buna benziyordu. Spor bir arabaydı. Döşemesi beyazdı. Kırmızıydı. Ön tarafında bir çark resmi vardı. Arabayı kullananı tespit edemedik. Farları gözlerimizi alıyordu. Bir Azrail gibi geldi Ali'nin üstüne. Korkutacağını sanmıştı. Ama Ali geri gelmeyecek. Evet ama yerini binlercesi alacak Ahmet amca. Ahmet efendi, sen akıllı bir adama benziyorsun. Biraz sabırlı olmanı tavsiye ederim. Biz soruşturmayı yürütüyoruz. Güle güle.
Affedersiniz. Bir şey soracaktım. Mustang. Kapıda. Kırmızı araba. Sahibi kim acaba? Benim. Kimin? Benim. 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 Yardım edin bana. Söyleyin kime ait olduğunu. O araba benim oğlumu ezdi. Sen araba benim demiştin. Buyur abi. Hoş geldin abi. Buyurun. Oh, buyur abi, hoş geldin. Kemal yok mu? Yok, birazdan gelir. Oturmaz mısınız, bir şey içer misiniz? Hoş geldin Ahmet. Hayrola. Hoş bulduk. Sana ihtiyacım var. Emret, gel. Seni gördüğüme çok sevindim. Ama neyin var senin? Canın bir şeye mi sıkıldı? Oğlum öldürüldü Kemal. Öldürüldü mü? Hı. Başın sağ olsun. Kim öldürdü? Adını ver bana. Bilmiyorum. Fabrikadaki greve öncülük ediyordu. Patronun taraftarlarından biri yaptı bunu. Ama kesin ipucu yok. Ben bulurum. Elbet altında kalmayacağız biz de. Bana bir tabanca ver Kemal. Ne yapacaksın silahı? İçim yanıyor Kemal. Oğlumun katilini bulacağım. Öldüreceğim. Sen tetik çekecek adam değilsin Ahmet. Savaşta çok tetik çektim. Vurduğun her düşmanla birlikte sen de ölüyordun. Unutma. Ağlıyordun, kahroluyordun. Evlat acısı bir başka türlü. Anlatamam. Ben anlarım. Babayım çünkü. Biraz hatırım varsa bu işi bana bırak. Benim işim. Üstelik oğlunun amcası sayılırım ben. Onu bulabilecek misin? Bulacağım. Söz veriyorum sana. Kemal dediğiniz şu Arap Kemal mi? Ta kendisi. Ne istiyor benden? Teberru falan mı? Kemal abi istemez alır. İşi kime verdiğini soruyor. Hiç kimseye vermedim. Ben o işlerden anlamam. Hatırlı dostlarım var. Sağ olsun biri bana yardım etmek istemiş. Olay kapanmak üzere zaten. Kemal Bey hiç kurcalamasın, daha iyi olur. Aynen böyle söyleriz. Biraz bağır baba, duyamıyorum. Evet. Anladım. Boş versen arasınlar. Hava alırlar. Oktay yanımda. Yanımdan ayırmam onu. Tamam. Sıkıldım artık. Ne olacaksa olsun. Pis iş yaptık. Arabayla vurmak kalleştik. Korku yazmaz bana. Hani diyorum ki harbiden dövüşseydik. Harbiden dövüşmek enayiliktir. Anlamam. Dalgalaydım o sıra. Yoksa o çocuğu öldürmezdim.
Ne öldürmesi? Trafik kazası. Kesin ulan! Madem ki bana geldiniz, bu iş burada bitmeli. Nedir mesele? Yunus efendi sözünde durmadı Kemal abi. Paramın üstüne yattı. Yanlış konuşuyor. Parasını verdim. Şöyle oldu. Sigara işi yaptık beraber. Parayı ben koydum. Abbas getirdi dağıttı. İnkar etmiyorum. Kimseye de pay vermedi. Ben de ona karın %10'unu verdim. Garson bahşişinden az yani. Olmadı Yunus. Yakışmaz sana. Para koydum ortaya. Abbas da canını koydu. Karın yarısını vereceksin. Veremem aga. Vereceksin. Mekanımda misafirsin. Ağır konuşmak istemem. Ama dışarıda bu parayı alırım senden. Senin hatırın için vereceğim Kemal abi. Ama senin hatırın için. Güle güle beyler. Sağ ol Kemal abi. Eyvallah Kemal abi. Ne haber? Haberler kötü abi. Hiç kimse konuşmuyor. Olmaz böyle şey. Bizim her şeyden haberimiz olurdu. Şimdiye kadar böyle oldu hep. Hatırımız sayılmıyor mu artık? Ondan değil abi. Millette bir korku var. Kime katili sorsak gözleri fal taşı gibi açılıyor. Mümkünü yok bulacağız. Arkadaşıma söz verdim. Yerin dibine girse o herifi bulacağım. Çok şükür tezgahımız iyi. Sayenizde aslan da yok. Bir iki kişi senet imzaladı. Ödemediler ama önemli değil. Senetleri yolla bana, tahsil ederim. Sağ olasın abi. Emret şimdi. Estağfurullah. Bir ricam var. Senin kulağın deliktir. Bir genç çocuğa iş koymuşlar. Birini temizlediklerini duydum. Biri de değil yakınım. Arkadaşımın oğlu. Kim yaptı? Bilmiyorum abi. Yalnız duyduğum iş büyüklerdeymiş. Bilirsin bu yolları. Ölenle ölünmez. Vazgeçsen daha iyi. Vazgeçmeyeceğim. Kemal kardeş, geleceğini haber verseydin ya. Acelem var araba. Buyur otur. Lafı kısa tutalım araba. Bir şeyler saklanıyor benden. Dediğin gibiyse ben ne yapabilirim? Kim olduğunu söyle. Bilmiyorum. Bak Kemal kardeş, bizi sevenler var. Yardım edenler var. Ko gitsin, hiç zorlama. Zorlarım araba. Harcanacaksın boşuna. Kim harcayacak? Lafı kısa tut diyen sensin. Bana iş verirlerse hiç gözümü kırpmam Kemal kardeş. Karşındayım araba. Mekanımdasın. Kalabalık içinde sesin gür çıkıyor. Boşaltın. Mahcubum sana karşı Ahmet. İnan ki bugüne kadar böyle olmadı. Şıp diye bulmamız lazımdı. Şimdi herkesin ağzında bir kilit, deli olacağım. Üzülme. Sen yaptın yapacağını. İşini gücünü bıraktın benim için. Bekleyelim bakalım. Elbet bir açık verecekler. Bak Ahmet.
Sakın aklına bir şey gelmesin. Uyutuyorum filan sanma. Deli, öyle bir şey umar mıyım senden? Arkadaşımsın, tek güvendiğimsin. Sağ ol. Ama oğlunun kanı yerde kalmayacak, yemin ederim. Yok, hayır Kemal. Hayır Kemal. Şimdi sen benim hatırımı say, bulaşma. Anladım ki iş büyük yerlerde. Düzenini bozma arkadaş. Boz gelir bana. Hatırım için. Peki sen? Benim kaybedecek deyim kaldı ki. Reis. Rolans. Sen devam et.
Hadi bakalım tosa 500'ü. Bak, bak şimdi. Delirmiş bu herif. Yeter ulan yeter! Ne istiyorsun be? Bakma hıyar gibi, konuş! Oğlumun katilini. Tamam. Seni ona götüreceğiz. Yarın gece arkadaki parkın kapısında bekle. Paralar senin babalık, güzel bir seyahat yap. Buralarda gözükme bir daha. Ben onu istiyorum. Oğlumun katilini. O bizden biri babalık, içimizden biri. Hiçbir kuvvet onu alamaz. Biz güçlüyüz babalık, ne dersek o olur. Al paraları kaybol. Ben onu istiyorum.
Bitti mi iş? Parayı aldı mı? Almadı. Bitti mi iş? Keçilik etti. İlle de seni istiyor. Çaremiz kalmamıştı, dağıttık moru. Bitirdikini. Dayanıklıymış ama. Çok dövdük, kırdık kemiklerini. Kurtuldun artık. Rahatça gez dolaş. Pekala. Siz de etrafta fazla görünmeyin. Battın yine karabatak gibi. Nerelerdeydin bakalım? Zıpır. Katili buldum Kemal. Kim? Arkanda duran. O benim oğlum Ahmet. Demek biliyordum. Hayır, bilmiyordum. Biliyordum! Bilmiyordum! Bilmiyordum! Öğrendin şimdi. Ver onu bana. Hayır. Benim oğlum diyorum sana. Duydum. Sen de duy Kemal. Oğlumun katili o. İstemeyerek oldu. Dolduruşa geldim baba. Kalk ulan ayağa. Kalk! Dolduruşa gelmişmiş. Sen kimin oğlusun Ergele? Okutmak istedim okumadın. Hep beni taklit etmek istedin. Ulan kabadayılık senin neyine? Ha? Adam onlar adam! Boşuna. Atılan tokatlar evlatları geri getirmiyor Kemal. Benim tokadım oğlumu geri getirmedi. Senin tokadın da getirmeyecek. Oğlunu alacağım. Dur! Yaklaşma vururum. Bana mı silah çektin? Sana. Mecbur edersen tetiği de çekerim. Yerinde dur. Defol buradan. İnsanlar eşiti bul. Saklasınlar seni. Defol! Şimdi anladım nasıl zengin olduğunu. Her şeyini satmışsın sen. Vicdanını, yüreğini, bileğini, her şeyini. Sus! Ne konuştuğunu bilmiyorsun sen. Yüreğin yanıyor. Tamam. Ama benim de mi yüreğim yansın istiyorsun? Oğluma karşılık oğlunu alacağım Kemal. Hadi çek tetiği. Oğlunu kurtarmış olursun. Sen çek tetiği. Oğluna karşılık benim canımı aldın. Her şeyi onun için yaptım ben. Vurdum, vuruldum. Ezilmesin diye. İyi yaşasın diye. Ben sağken kimse dokunamaz oğluma. Hadi çek. Vur beni şimdi. Hayır. Senin tabancanla senin oğlun ancak.
de elini sürme. Yaralısın. Sen savaşta sırtında taşımıştın beni. Savaşta iki askerdik. Arkadaştık. Şimdi iki düşmanız Kemal, düşmanız Kemal. Oğlum nerede? Yok abi. Gelmedin buraya? Geldi abi. Sen göndermişsin. Oturdu biraz, çok sinirliydi, huyluydu. Sonra bir telefon geldi. Kimden? Bilmiyoruz, telefona ben çıktım. Oktay'ı istedi, isim vermedi. Ne konuştular? Beğendin mi yaptığını? Seni de öldürecekler. Buldum, katili buldum. Öldüreceğim onu. Yalnız başına hiçbir şey yapamazsın. Birleşmek, toplu halde mücadele etmek zor geliyor. Bu soğukta saatlerce beklemeyi, bu insanlarla birlikte mücadele etmeyi gözün yemiyor. Oğlun zor ve doğru olanı seçmişti. Laf bunlar, laf. Bütün zalimlere kan kusturacağım. Acımadan öldürürüm. Söyle nerede? İş bizden çıktı artık. Oktay'a pasaport temin ettiler. Neler? Neler söyle? Pasaport işiyle Nuri ilgileniyordu. Adres. Oya sokak 7 numara kat 4 Beyoğlu. Onu nereye sakladın? Pasaport temin ettim sadece. Dışarı kaçıracaklar bir gemiyle. Şimdi de. Rıhtımdaki depoda.
Vakit geldi, motor yanaşmıştır. Tüydüğün yerde iyi karılar varmış. Çeneyi bırak da gidelim. Alo, biz de şimdi çıkıyorduk. Dinliyorum. Tamam. Tamam. Cem'di telefonda. Sakın bir yere kımıldamayın dedi. Babası falan buraya geliyorlarmış. İşler karışmış galiba. Ben anlamam, giderim. Gidemezsin arkadaş. Giderim. Otur yerine, beklememizi söylediler. Geldin, o benim ağlımdı, canımdı, kanımdı. Doldurusa geldin. Söyle, nasıl bir doldurusa geldin? Hadi söyle, seni kimler doldurdu? Eziyet etme. Ona vurduğun her darbe bana vurulmuş sayılır. Bırak oğlumu çavuşum. O benim her şeyim. Tek varlığım. Oğlum o benim. İstersen her şeyimi sana vereyim. Oğlumu, biricik oğlumu bırak. Cezasını ben veririm. Nasıl? Nasıl bir ceza? Ahmet, dur! Dur! Ben sağ oldukça onu hiçbir yere götüremezsin. Ben sağ oldukça onu götüremezsin dedim. Götüreceğim. Onu polise teslim edeceğim. Çıkacağım. Çekil önümden. Oğluma karşılık oğlum. İstersen alın oğluna karşılık. Senin oğlun olsun.
Ölenin yerini alsın. Hayır. Onun yerini dolduramaz ki. Onun yatağına yatamaz. Onun odasında oturamaz ki. Onun kitaplarını okuyamaz. Onu götüreceğim. Yeminim var. Onu götüreceğim. Seni salıvermem. Oğlumu bırakmadan çıkamazsın buradan. Kemal! Üçünüz de çıbanbaşı oldunuz. Silahlarınızı atıp ortaya çıkın. Konuşup anlaşalım. Hazır mısın onbaşım? Hazırım çavuşum. Hadi. Ahmet efendi. Ahmet efendi. Ahmet efendi. Ahmet efendi. (Gülüyor)